Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar Ezgiram kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikteyiz. Bir günde ne yiyorum çekiyoruz. Bayağı ben uzun zaman oldu bunları çekmeyeli. En son bir günde ne yiyorum ne zaman çektiğimi bile hatırlamıyorum. İşin tuhaf tarafı. Ama olsun, bugün bir günde ne yiyorum çekiyorum. Üstüme bir kazak atayım çünkü artık hastalık mevsimi. Artık havalar soğuk hocam onun için. Şimdi ben bugün biraz geç kalktım. Bakalım günümüz nasıl şekillenecek bu durumda. Çünkü saat 12'ye çeyrek var. Yatakta bayağı debelendim. 11'e çeyrek kala kalkmıştım. Yani bir saat yatakta debelendim. Azıcık su içelim. Teknik olarak bugün kafamda bir planım vesairem yok ama niye videoyu açtığım hakkında en ufak bir fikrim yok. İçimden geldi. Bu sefer böyle olsun. Ledlerimi kapatmamışım. Onları bir kapatayım. Dün geceden açık kalmışlar. Şimdi daha önce benim kanalımda bir günde ne yiyorum videosu seyretmediyseniz ne beklemeniz gerektiğini şöyle az buçuk bir anlatmak istiyorum. Çünkü diğer kanalların bir günde ne yediğinden biraz daha farklı benimki. Burada besin özgürlüğümüz var. Biz bu kanalda sağlıklı sağlıksız her şeyi yiyoruz. Onun haricinde zaten sezgisel beslenme uyguladığımı çoğunuz biliyorsunuz. Uzun bir süredir sezgisel beslenme uyguluyorum. Bunu kilo vermek için yapmıyorum. Bakın bu çok şey bir ayrım bence. Kilo vermek için beslenmiyorum ben. Normal canım ne istiyorsa o şekilde beslenen bir insanım. Ve kilo olduğumun da farkındayım. İşte az bir şey diyet yapsan kilo verirsin. İşte o kadar spor yapıyorsun boşa gitmesin yorumlarınızı kendinize saklamanızı rica ediyorum. Ben hani o kafaya girmeyeceğim. Şu anda girmeyeceğim. Nescafe tarzı. Bu kupamı seçtim bugün. Normalde hep soğuk kahve içiyordum bu videolarda. Sıcak kahvemi nasıl yaptığım sorusu çok geliyordu. Onun için bugün makineyle yapmayacağım. Normalde makineyle yapıyorum çünkü. Böyle bir kaşık falan Nescafe'mi döküyorum. Hatta bu bardak biraz daha alır. Şeyle falan. Yani. Sonra bu bardağa biraz sıcak su. Yani içindeki su miktarı görünüyor mu bilmiyorum ama. Az bir şey de süt. Artık gördüğünüz üzere sütü litre litre tüketmiyorum değil mi? Şu an aslında kalkıp geri yaptığım için falan biraz yatakta takıldığım için midem de açık mesela. Açım yani yemek de yiyebilirim. Kahvaltı da edebilirim. Ama şeyle alakalı. Normalde benim midem çok geç açılıyor. Yani mesela saat sabahları normalde hafta içi 9.30'da kalkıyorum. 9.30'dan böyle resmen 12.00'e kadar gerçekten acıkmıyorum. Sadece kahve falan içiyorum. Videoyu çekip çekmemek arasında böyle şeyde kaldım. Ne yapıyorum lan ben oldum. Evet, uzun süredir çekmediğim bir günde ne yiyorum serime hoş geldiniz. Biraz korka korka çekiyorum açıkçası. Çünkü insanların bir günde ne yiyorumdan belli bir beklentisi var. Hani böyle düzenli, sağlıklı işte diyet miyet bir şeyler görmek istiyorsunuz. Benim bir günde ne yiyorumumda da böyle ninja kedi görebilirsiniz. Luku ne yapıyorsun Allah sen? Yani benim kanalı konseptte böyle ninja kediler var. Benden de aslında beklenen o işte artık. Hani bir diyet yapıp zayıflabilmem ne cartürk. Ama bu yorumları yapanları silmeyi düşünüyorum. Bakın belirtiyorum. Lütfen yapmayın yani. Gerek yok çünkü. Niye canımı sıkmak için uğraşıyorsunuz? Çünkü yapmayacağım. Hani bunu bir noktada kabullenmeniz lazım. En azından sizi yorumunuzla yapmayacağım yani. Onun için lütfen yazmayın. Çünkü bu içerik çok seviliyor ama ben sırf bu yorumlardan dolayı çekmekten çekiniyorum açıkçası biraz. En son 26 Haziran'da çekmişim, yüklemişim bir tane. Spor falan da varmış içinde. Ama bugün pazar olduğu için bugün spora tabii ki gitmeyeceğim. Bu arada ben spora hala devam ediyorum. Ölçümler güzel gidiyor. Yani neredeyse her ölçümde 1 santim, yarımşar santim her bölgeden incelmem oluyor. Ama tabii ki bununla alakalı diyet yapmadığım için tabii ki ağırlığımda biraz azalma. Geçen gün 111 küsür kilo çıkmıştım. Ama başka bir tartıydı. Yani ev tartısında farklı çıkarım büyük ihtimalle falan falan falan. O zaman benim kendimi açıklama seremonim bittiyse bir günde ne yiyorum başlasın. Kafamda hiçbir plan yok. Öğlen, kahvaltı bilmem ne yiyeceğim. Hiçbir kafamda plan yok. Bakacağız hocam. Resmi olarak saat 12 güne kahvemize başladık. Bakalım. Bakalım devamında neler olacak. Aslında akşama ne yemek yapacağımın kararını versem de malzeme çıkarsam, ayarlasam, dolapta ne var bir baksam.
mantıklı bir aktivite. Gelin bakalım. Önce sebzelerim ne var ona bir bakayım. Ona göre bir protein çıkartalım. Şimdi buzdolabım tabii ki bayağı savaş alanı gibi. Mantarlar var. Bunları bence tüketiriz. Hala nispeten taze görünüyorlar. Şöyle dilimli mantar almıştım. Bir kokusuna bakmak istiyorum yalnız çünkü kokusu çok kötü olabilir. Yok, normal kokuyor. Yani çürük mürük kokmuyor. Tamam. Mantarım var, domates falan var. Bir tane patlıcanım var, brokolim var. Zaten biber vesaire onlar hep oluyor. Yeşillik her şey var. Tamam ya, çoğu yemeği yapabilirim şu anda. Diyorum ki kırmızı et tarzı bir şeyler yapayım. Kırmızı eti çok seviyorum çünkü. Açalım bakalım. Şimdi kıymalar var. Biftek var ama bifteğin çıkartırsam tüketmem gerekir. Hepsini kalabalık bir günde. Ulaş falan geldiğinde biftek yapayım ben ona. Bu sotelik but. Bu da neymiş? Tantuni et. Dana tantuni. Şu sotelik eti deneyelim bence. Acaba bunu böyle yavaş yavaş ağır ağır mı pişirsem? Ya bir şey diyeyim mi? Bütün etler ağır ağır pişince güzel oluyor bence ya. Hani sadece gerçekten çok kaliteli etler çok az pişince iyi oluyor. Yani bu tarz etlerde bir bakacağım şimdi tipine. Bu arada bu da yarım kilo. Keşke bunu da böldürseymişim. Aldım böyle attım buzluğa. Hepsini pişirirsem birkaç gün hani yemiş olurum. İyi olur. Bilmiyorum ama bu önce erimesi lazım bence açılması için. Neyse. Bu eriye dursun. Ondan sonra zaten her şeyimiz varmış. Et sote, yanına şöyle mis gibi pilav, mis gibi yemek. Bence harika olacak. Ben galiba zaten bütün bir gün ne yedimlerde et sote falan yapıyorum. Tavuk sote de yapabilirim aslında, bir saniye. Onu tavuk sote mi yapsam? Tavuk soteyi de çok severim. Luka ne yapıyorsun anne? Domino's'un pizza baharatıyla oynuyor yerde ya. Manyak kedi. Dün Domino's'tan sarımsaklı ekmek denedim de. Güzeldi bayağı. Ama benim istediğim gibi bir sarımsaklı ekmek değildi. Bakın en son sote yaptığımda tavuk yapmıştım. Bugün et yapıyorum. Kararım final'dır. Oturuyorum yerime. Sabah kahvaltıda da bu aralar benim favım olan dürümü yapabiliriz. Yani domates peyniri. Yani domates peynir ekmeği çok seviyorum ama onun haricinde domates peynir ekmek roka. Ama ekmek de hani şey, lavaş. Saati 1:30 yaptım. Ulaş yazdı saat dedi 3 gibi dedi. İstinye'de buluşalım dedi. Maç varmış galiba bugün, Göztepe'nin maçı. Severiz biliyorsunuz. Ben de ufak bir kahvaltı edeceğim. Lakin canım çorba çekti. Şurada bir tane ben domates çorbası gördüm. Eğer doğru gördüysem. Doğru gördüysem domates çorbası içelim. Çorbayı o kadar çok seviyorum ki vallahi doğru görmüşüm. İyi, son kullanma tarihi de daha gelmemiş bile. Harika. Domates çorbası. Çünkü büyük ihtimalle Ulaş beni İstinye'ye çağırıyorsa dönerci Vedat ısmarlayacaktır. Dönerci Vedat'a da yer bırakmam lazım. Acı çorba içeceğim sadece. Bol peynir iyidir. Ulaş'la İstinye'de buluşmak için gidiyorum efendim. Arabayla çıkmadım çünkü bugün maç var. Çok kalabalık olur. Bir de park yerimi kaptırırsam ondan sonra hiçbir yere park edemem. Onun için yürüyoruz. Biz İstinye'deyiz. Eskiyle bir şeyler yiyeceğiz. Gel istersen sen de buradan geçebiliriz hocam. Sen nereye koyacaksın arabayı? Anlasaydın mı koyacaksın? Şu soslu lokumlardan yemiştim geçen sefer. Güzel değildi.
Şu tenderslar falan senlik aslında. Tenders. Aynen benlik. Aşkım beni yemek yemeye getirdi. Ama aşkım çok hasta. Niye sürekli hasta benim sevgilim ya? Şu da güzel görünüyor. Minik minik hamburgeri. Tersik çıtır mı? Ha, minik hamburgeri var, çok tatlı. Bu da senlik daha. Ya diyorum ki hiç ona girmeyip makarna mı yesem? Makarna mantıklı çünkü. Bir şey söyleyeyim mi? Makarna bana da mantıklı geldi. Ha. Yani krema mantarlı penne bence gayet güzel. Benim de aklıma bu geldi. İstiyorsan sen onu söyle, ben başka bir şey söyleyeyim. Hani farklı olsun, şey yapalım. Birbirimize otlanalım. Otlanalım evet. O zaman ben de şeyi söyleyeceğim. Evet, kurumaya sipariş alabilirim. Ben de şöyle karışık sipariş alacağım. İçecek olarak bir şey ister misiniz? İçecek olarak... Ben şu an bir şey alayım ya, geldiğimde söylerim. Tamam. Ben bir tane çilek limonata alayım. Tamam. Seçiminden memnun musun? Daha sonra bakmadım ama güzel gördüm. Bence tavuğu çok az. Yani tavuğu da mantarı da az görünüyor. Ben çeşnici başı olarak senin için tadım yapmak istiyorum. Beğendin mi? Tadı güzel. İçinde bulyon var. Bu da benim tabağım. Bunlar soğan halkası. Kanat manat var altında. Sos güzel midir acaba ya? Baktın mı tadına? Patatesine baktım. Türkiye'de daha önce soğan haftasını taze yapan hiçbir yere gitmemiştim. Yengeç burger. Evet, paket yaptıracağım bunu. Bu kanada ulaşıydı yaklaşık işte. Afiyet olsun aşkım. El sallamanı kaçırdım. Afiyet olsun aşkım. Evet, karnımız doydu. Şimdi ulaşım aça yollayacağım. Ben burada kahve içeceğim. İyi eğlenceler aşkım. Sana da iyi eğlenceler aşkım. Kıyamam sana. Keşke sana çorbayı ben yapsaydım. Kahve içmeye geldim ama ne pahasına dostlar. Gerçekten ne pahasına yani. O kadar uzun süredir bekliyorum ki. Bir an dedim ki eve mi gitsem? Yumuşak içimli flat white aldım. Latte gibi. Flat white gibi değil ama. Ya, ne yapalım? Hello, kahvemi içtim ve Göztepe'nin maçı bitmeden hızlıca evime geldim. Çünkü stat çıkışı kaos oluyor baya. Su içmem lazım daha çok. Bugün tekrardan burada toplanmamızın sebebi saat 6. Ben galiba şu İstinye'den getirdiğim paket yaptırdım. Tavukları yiyeceğim. Yemeğimin kalanını paket yaptırmıştım. Bazen bana şey diyorlar, hani diyorum ki ben o porsiyonları bitirmiyorum. Genelde çünkü dışarıdaki porsiyonları bitiremiyorum. Onu bitirmiyorum dediğim zaman bana gerçekten kimse inanmıyor. Tamam, inanmayabilirsiniz. Sizi inandırma gibi bir çabamın olması bile korkunç ama... Gerçekten bitirmedim ve kalanına paket yaptırdım ve şimdi bitireceğim ama her zaman paket yaptırmıyorum çünkü bazen hani değmeyecek kadar kalmış oluyor. Bu sefer paket yaptırdım. Şunu da koymuşlar. Ula Ulaş'ın yediği kanadı da koymuşlar. Güzel bir şey izleyelim. Güzel hiçbir şey bulamıyorum izleyecek. Refika'nın Pumpkin Spice tarifini seyredeceğim. Bunlara baktım, hem Türkiye'dekilere baktım, yabancı... Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bir Starbucks meydan okumasıyla karşınızdayız. Latte yani sonbaharın bu böyle kabak, baharat inanılmaz. Başlayacağım.
sipariş ettiğim sürede hem bir tatlı yapacağım ve kenarında da bilmem içerisine şeker ekliyorum. 300 gram. Bu hem... Hayır canım, yani işte denize girdin, mayondan oran gözüktü buran. Bunun hepsi stres olan. Yok dedi, o yüzden koymuyorum. Ama kakule seviyorsanız bir veya iki tane de kakule koyabiliriz. Bir de zencefil, toz zencefil de olur. Ama taze zencefil yapılmış espressoyla ve Türk kahvesiyle. Türk kahvesini daha fazla baharatların kendilerini çıkarmasına izin veriyorum. 18 dakikada gelen Starbucks'ımız hazır arkadaşlar. Burada kendisi dursun. Gel gel. Tavuk istiyorsun sen, gel. Gel. Şöyle koyuyorum. Ve şimdi bunu böyle güzelce eziyorum. Ya bir kedi nasıl bu kadar tepkisiz olabilir tavuğa? Yemeyeceğim mi? Ve sonra altında böyle güzel püre var ya, bak bu güzel şerbet oluyor. Bu konsantreye bayağı şekerli. Selamlar aşkalar. Saati 8 yaptım. Böyle ufaktan acıkmaya başladım. Onun için dedim ki mutfağa geçeyim. Yalnız işte hep böyle oluyor. Bakın sabahtan ne yemek istediğimi planladım. Fakat şu anda canım asla istemiyor. Yani şu an et yemek istemiyor canım. Daha böyle hafif olabilecek bir şeyler. Yani daha kolay hazırlayabileceğim bir şeyler yemek istiyorum. Bir de iki kesme tahtamda kirli ve et sote yapacaksam bir sürü şeyi dilimlemem gerekiyor. Onu yıkamam gerekiyor falan derken şu anda var. Aşırı böyle soğudum yemek yapmak. Hep böyle oluyor. Şu eti ben dolaba geri koymak istiyorum. Yarın veya öbür gün başka bir gün pişireceğim. Eti tamamen zaten kaldırdım şeyden. Şu an aklımda olan yemeği sizlerle paylaşmak istiyorum. Dolaptan salçalarımı çıkartırken. Lahanalı bulgur pilavı. Evet. Çok severim. Şimdi bugün diyorum ki lahanalı bulgur pilavı yapalım. Lahanam çünkü var buzlukta, doğranmış. Hem ondan kullanmış olurum böyle güzel salçalı falan. Sonra birkaç tane de böyle sebze tarzı şey air fryer'a atmayı düşünüyorum. Böyle güzel, çünkü patlıcanım vardı. Bulgur pilavına da çok yakışıyor patlıcan ama direkt içine atmak istemiyorum. Çünkü patlıcanlı ile lahanalı tam gitmez gibime geldi. Onu da ayrı pişiririm. Üstüne yoğurt dökeriz. Bence harika bir yemek olur. Haydi başlayalım o zaman. Lahanalı bulgur pilavı çok sevdiğim bir yemek. Ya uzun zamandır şöyle bir şey hissediyorum. Bilmiyorum yani herkeste var mı bu his ama. Yani çoğunuzda yoktur diye düşünüyorum ama. Yaptığım yemeklerden böyle tat almıyorum. Keyif almıyorum yani. Yediğim şeyden keyif almamaya başladım. Ama problem de şu ki hiçbir şeyden, yani fast food da olsa, en sevdiğim yemek bile olsa keyif alamıyorum. Çok tuhaf bir his bu. Şöyle güzelce. Hadi bol soğanlı olsun. Lahana çok büyük bir sebze. Onun için alıp böyle, yani bir kere pilav yapmıştım yine böyle. Ondan sonra kalanını da bu şekilde kıyıp buzluğa atmıştım. Kolaylık olsun diye ve lahana boşa gitmesin diye. Ev ekonomisi desen var. Yani daha bu kız daha ne yapsın? Şimdi buna biz bol bol salça da koyuyoruz. Salçalı şeyleri çok seviyoruz. Adanalı bir aile olarak. Bulgura hem domates hem biber girer bence. Çünkü normalde sadece biber koyardım ama biber salçasını anneannem yollamış. İnanılmaz ağır bir salça. Onun için çok fazla kavurmamak gerekiyor. Biraz da domates. Bulgura salça çok yakışıyor arkadaşlar. Yani bunları zaten ben küçük küçük kıymıştım. Böyle çok rahat olacak. Şimdi hop atacağım hemen. Ya böyle bolca atabilirsiniz. Güzel oluyor. Hem bol bol sebze yemiş oluyoruz. Şöyle bir hemen karıştıracağız. Hemen dedik sönüverdik zaten. Şöyle salçayı da güzelce yesin. Kapuska gibi olmuyor bu arada tadı. Yani kapuska hoş bir şey değil. Kapuskayı ben de sevmiyorum ama kapuskayla alakası bile olmuyor tadının. Bu arada daha bayağı alır lahana bu. Daha koyalım bence. Belki bu lahananın hepsini bile alır, öyle diyeyim yani. Küçücük tencere. Abartıyor muyum? Pilav piştikten sonra göreceğiz. Ama bana alır gibi geliyor. Çünkü çok küçüldü.
Bu kadar yeter bence. Şimdi bak. Şu bardaktan 1,5 falan işte yani. Buna böyle ben 3 bardak su dökerim çünkü lahanalar da biraz çekiyor. Benim salçam tuzlu oluyor bayağı. Biraz tuz atacağım ama yine de çünkü tuzsuz olduktan sonra tuz atmak çok zor olacak gibi. Az bir şey acı. Az bir şey de nane atacağım. Naneyi çok seviyorum. Özellikle bulgura çok yakıştırıyorum. Birazcık da nane atacağım onun için. Evet. Kapuska pilavımız pişmeye başlıyor. Bir tane aha böyle kocaman patlıcan almıştım. Bunu şimdi kızartacağım. Düşünsene bu patlıcanla bir tane devasa bir karnıyarık yapıyorsun. İkonik olurdu. Harika bir kokusu var çiğ halinin bence. Bilmiyorum çok hoşuma giden bir koku. Şimdi ben bunu küp küp yapacağım. Bayağı da çok olacak. Çünkü patlıcanım aşırı büyükmüş. Yani biraz da şöyle mesine yağımızı gezdirdik. Çok güzel bir turşu almıştım. Biraz perlendiği için dolaba koydum. Açılmıyor. Hadi. Okay. Hallettik. Şimdi bunları bir sudan geçireceğim. Turşu da yiyelim ama değil mi yani? Bulgur pilavının yanına olmazsa olmaz. Ama çöperlerini bir yıkamamız lazım. Dünyanın en iyi turşusu. Evet, şimdi yoğurdum da geldi. Haydi güzel bir tabak hazırlayalım. Biraz pilav. Salçası bence az bile olmuş. Biraz patlıcan. Turşuları da direkt şöyle yanına koyacağım. Evet, bugün böyle vejetaryen bir tabağımız oldu. Yoğurt olmasa vegan hatta. Annem! Önce bir tadım yapalım bence. Görünüyor değil mi? Önce pilava bakıyorum. Kesinlikle biraz daha salça istiyor. Ama güzel. Patlıcanlara piştikten sonra baktım biraz tuzlu olmuşlar. Onun için yoğurtlayacağım. Harika bir yemek oluyor böyle. Hadi afiyet olsun bana. Dedim kendimi yemekle şişirmeyeyim. Hepsini yemedim, biraz bıraktım. Çünkü yemek sepetinden kahve söylemiştim, onu içeceğim. Günün üçüncü kahvesi. Normalim ya, özellikle kışın kahvemi aldım, Milk'in ismi aldım. Koltuğa geçeyim diyorum, bir şeyler izleyeyim. Bir de şu salonun ışıklarını kapatırsam harika olacak. Aşk çocuk. Aşk çocuk. Işık yetmiyor sizin görmenize ama. Benim aşk çocuğum burada. Oh. Yerim seni. Yoksa Prime Video'dan bir şeyler mi? Yoksa Disney Plus mı indirsem buraya? Bu esnada kahvem hala sıcak. Mis. Nemlenmiş ama.
Tam içilecek ısıda şu anda. Ama sıcak kahveyi biraz sanki bozmuşlar. Ne açılıyor? Şu Milkiniz. En sevdiğim çikolata olabilir. Gerçekten 3 yaşında mıyım neyim bilmiyorum ama Milkiniz kadar harika bir çikolata yok. Müthiş bir şey. Kinder çaklası da seviyorum. O ikisi yani. İkisini de çok bayağı seviyorum. What is the responsibility of those? Ya. Do they merely have an obligation to refrain from the misuse of that power? Or do they have a duty to protect those without it? That if they would not be held accountable. That their power shielded them from very real consequences. But today, you, the jury, Selam aşkolar, saat 12 oldu ve ben She-Hulk'a bayıldım. Neden acaba daha önce izlememişim dedim. Onun için şu anda izlemeye devam etmek için ufak bir atıştırmalık hazırlayacağım. Yalnız ışık çok ters. Işığı değiştireyim diyeyim. En sevdiğim atıştırmalıktan hazırlayacağım. Yoğurt. tabak. Gibi hazırlayacağım yani. Kaseye de yapabiliriz ama ben bugün şimdi tabağı hazırlayacağım. Niye olduğunu da söyleyeceğim. Biraz yoğurt alıyoruz. Normal. Şimdi bunu baharatlıyorum. Bildiğiniz aslında cips sosu. Benim olmazsa olmazım. Gerçekten tatlı yerken onun üstüne bile nane atacağım artık. O kadar çok nane tüketiyorum ki. Zorunlu olmayan bir şekilde biraz sarımsak tozu. Çok az tatlı kırmızı biber ve biraz da tuz atıyorum. Ana cips sosu değil mi? Ya bu bizim bildiğimiz klasik. Anam babam usulü cips sosu. İki tane salatalığım kalmış. Bunların tepelerini bir uçuracağım. Normalde daha çok salatalık alabilirsiniz ama evde kalmamış. Market alışverişimiz gelmiş anlayacağınız. Salatalıkları böyle dikey dikey kesiyorum. Bunlar küçük olduğu için ikiye böldüm. Kalın büyük salatalıklardan olsaydı dörde bölerdim. Ve bunu neyle tamamlıyoruz? Doritos taco. Yeşil Doritos. Hayatta en sevdiğim cips olabilir. Şimdi neden peki bu kombinasyon değil mi? Neden salatalık mesela? Neden atıyorum? Hadi bunun hepsini bitiririz. Neden sadece cips değil ya da sadece salatalık değil? Çünkü sadece salatalık yersem hani çok keyif almıyorum. Cipsi de bitirmek için çok koydum. Ben bu kadar aç değilim aslında ama ne yapalım. Bir noktada her şeyin dengesi önemli. Bunun güzelliği de o. Yani hem salatalığı yiyerek dengeli oluyor. Yani hem o su ihtiyacını karşılıyor hem de biraz daha hacim ekliyor. Ve cips de bize ihtiyacımız olan böyle yağ, böyle birazcık yoğurttan protein alıyorsun falan. Hem dengeli bir öğün, ara öğün oluyor, hem doyuruyor, hem keyif veriyor. Onun için ben buna bayılıyorum. Saat de geç oldu ama ben zaten gene geç yatmaya başladım. Şimdi ben birkaç bölüm daha She-Hulk seyredeceğim. Ondan sonra bakacağız. Ya geç saatte bir şeyler yemezsem uyuyamıyorum. Ben artık bu gerçeği kabullendim. Onun için geç saatlerde ben de mümkün olduğunca işte hacim çok ama kalori daha az olan şeyleri tüketmeye çalışıyorum. Belki cips yiyorum ama. Salatalığım çok olsaydı bu kadar cips koymazdım. Süzme yoğurtla daha güzel oluyor. Hatta böyle salatalığı batırıyorum. Sonra şu cipsin miniklerini de üstüne topluyorum. Evet aşkolar, saati 1.30 yaptım. Diziyi bitirmeden yatmayacağım büyük ihtimalle. 2 bölüm kalmış. Bitireceğim. Ondan sonra yatacağım. Şurayı toparlayalım hemen. 2 dakika. Şöyle loş bir ışıkta. Çok kötü. Hemen artan yemeklerimizi kaplara alalım. Patlıcan
Aslında doğradığımda bayağı çoktu ama küçülüyor bayağı gördüğünüz üzere. Galiba en büyük kabım bu. Pilav buna sığar mı? Kaldıracağız. Çünkü bayağı çok fazla var. Evet aşkolar, videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videolarla amaçladığım şey biraz da gerçekten yeme özgürlüğünü herkes için olduğunu göstermek. Yani şişmansanız bile yeme özgürlüğünüz olabilir. Umarım çok fazla linç yemem. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Lütfen kanala abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.